Mesela bankadan maaş alan biri emekli maaşı alıyor veyahut da çalışıyor, maaş alıyor. Onun helal mi haram mı olduğunu sormuyor. Neden? Çünkü bankadan aldığı maaş emeğinin karşılığı biliyor. Promosyon, banka promosyonu neden soruluyor? Banka promosyonu hakkı olan bir şey değil insanın. Şimdi banka promosyonuyla alakalı ulema, alimler, hocalar toplandılar. İki görüş ortaya çıktı. İkisini de anlatıyorum. Bir, hakkın olmayan bir paradır. Bunu sana bankanın geliri nereden? Faizden. Faiz gelirlerinden elde edip verdiği için aslı kirlidir. Dolayısıyla bu haram. Almak, vermek, satmak, yemek, içmek caiz değildir diyor. Bir görüşte diyorlar ki, devlet diyor ki, benim memurum, emeklim, senin bankandan maaşını alıyor diye BDDK işte en az 250 lira, en çok 700, misal söylüyorum, 750 lira. Bunun üstünde veremezsin ve bunu reklam şey olarak kullanamazsın. Efendim, bunun altına düşemezsin, üstüne de çıkamazsın. Bu kadar para vereceksin diyor. Bu parayı verdiğinde de ben sana şöyle bir harcama kalemi vereceğim. Bundan düşeceksin diyor yani. Bana ödediğin vergilerden düş diyor. Devlet kendi alacağından vazgeçerek verdiriyor yani. Şimdi bilmem ne bankasıyla bilmem ne bakanlığı anlaşma yapıyorlar ya da bilmem ne sendikasıyla bilmem ne bankası anlaşma yapıyorlar. Bana banka tercih etme düşmüyor. Ben emekli maaşımı hala Ziraat Bankası'ndan alıyorum. Ziraat Bankası bana promosyon teklif etti. Bir dilekçe yazdım ve promosyonlarını iade ettim. Promosyonu alan kişiler kullanabilirler mi? Kullanabilirler. Mümkünse elektrik, telefon, vergi gibi kalemlere kullansınlar. Promosyonun haramlılığı, banka değiştirme hakkım var. Bakıyorum bu banka 250, bu banka 375, bu banka 750 veriyor. Daha çok verene gidersem o haram oluyor. Bana seçme hakkı tanınmıyor. Mesela ben belediyede çalışıyorum. Belediye diyor ki filanca bankada hesap açtığını biz onlarla anlaşma yaptık. O bankadan alacaksınız maaşlarınızı diyor. İstemem benim bankam var. Olmaz. Ayrı ayrı yapamam. Toptan hesaplarınıza yatacak. Böyle bir şey var değil mi çalışanlarda? Veya Orhan Gazi Müftülüğü işte Vakıflar Bankası ile anlaşıyor. Anlaşan vebalde. Öbürleri bu promosyonu alırlar, kullanırlar. Kendi istekleriyle yaptıkları bir anlaşma olmadıklarından dolayı o para şüpheli konumunda kalıyor ama haram olmuyor. Evet.